Özellikle 12 Eylül'de karakollarda tecavüz oldu. Bu ülkede işkencehanelerde tecavüz oldu. Bu ülkede 90'larda da tecavüz oldu. Evet. Bu ülkede 141-142 için biz mücadele ederken Ankara'da gözaltına alınan bir arkadaşımla da tecavüz edildi. Derin araştırma laboratuvarında, o iğrenç yerde, Ankara Emniyetinde. Bu ülkede polis her zaman bu suçu işler. Sadece taciz değil, tecavüz de eder. Bu mikropların temizlenmesi gerekir. Öncelikle bu. Yani türbanlıya falan gelmeyelim bir kere. Önce bundan bak. Bu ülkede karakol polisi de seks işçilerine tecavüz eder. Evet. Ekip otosundaki polis ekip odasında seks işçisine tecavüz eder. Bu ülkede çevik kuvvet toplu gösteri sırasında göz taciziyle kadınları rahatsız eder. Evet. Bu bir gelenek haline gelmiş. Bu kadroların bir kere eğitilmesi, adam edilmesi gerekir. Bu bir. Özlem Zengin'in söylediği tek doğru şey, kadın polis nerede? Evet. Kadın polis nerede? Bir sürü kadın polis var. Nerede, nerede? Niye Hakikaten o kadar görmüyoruz biz ılım oluyor. bunları? Bu kadın polisleri Ha. herhalde masa başı işini mi veriyorlar? Ne yapıyorlar? Yo, ben Hiçbir şey yerde Çevik görmüyoruz. Kuvvet'te görüyorum mesela. Başka? Beyoğlu'nda bir sürü var. Ne oluyor onlar? Eylem sırasında niye yoklar kardeşim? Hani madem faşizan bir Evet. devletsin, bari kadın polis, erkek polisle saldır ya. Bir şeyin olsun be. Ne derler? Bir cesaretin, bir duruşun olsun ya. Evet. Faşistsen bile. Yok, bunların hiçbiri yok. İşte asıl mesele bu. Kızcağızın Merve'nin duruşu çok düzgün bir Evet. duruştu. Burada çok küçük bir eleştiri de şuna yapacağım. Bu empati manyağı bir grup sol liberalimiz var bizim. İşte bu gözaltına alınan Artı gerçek artı muhabiri Derya Okatan. Derya Okatan'a eleştiri yapıyor şeyden. Diyor ki edep yahu işte bari gözünü bantlasaydınız. Tam bir manyaklık artık Evet. bu. Yani olay bir politik eylem. Politik eylemciye bir polis alenen iğrenç bir şekilde taciz yapıyor. Edep yahu gözünü kapatın. Yani hani kafa da çalışmıyor bunlarda artık. Böyle bir rezillik daha var ortada ve şeyi karar